Herkese merhaba sevgili Teknoloji Loko takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şurada kutusunda görmüş olduğunuz taşınabilir bir Wi-Fi Access Point aslında bu cihaz. Zyxel'in üzerinde ne yazıyor? 4G LTE Portable Router. Tam kodunu vermemiz gerekirse WAH7601 isimli ürünü inceliyoruz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz biz daha önce Zyxel'in böyle bir ürünü incelemiştik. Bu ürünler nedir? Şöyle göstermiş olayım. Şu şekilde küçük böyle sabun benzeri bir cihaz aslında. Sabun boyutunda. Normal böyle el sabunları vardır ya böyle ellerimizi yıkarız. Onlara benzeyen bir ürün aslında. Ama yaptığı iş şu arkadaşlar. Bunun içine bir tane sim kart takıyoruz. Bu sim kartla beraber bulunduğumuz ortamda bir Wi-Fi alanı oluşturuyoruz. Bu dağda olabilir, bayırda olabilir, ne bileyim yazlıkta olabilir, evde olabilir. İstediğiniz her yerde bir Wi-Fi alanı oluşturmuş oluyorsunuz bu cihaz yardımıyla. Aslında biliyorsunuz telefonlarda bulunan hotspot yani internet paylaşım özelliğinin bir cihaza entegre edilmiş hali bu. Diyeceksiniz ki neden bununla ben alayım, neden bunu böyle bir cihaz alayım? O sorunun yanıtını birazdan sizlere vereceğim arkadaşlar. Evet bu girişten sonra cihazın birazcık ben böyle genel görünümden bahsetmek istiyorum. Her zaman bunu yapıyoruz zaten. Şu ön tarafında böyle 4 tane bölümümüz var arkadaşlar. Daha doğrusu bunların altında böyle 4 tane simge var. Küçük bunların altında minik led lambalar var. Bunları hani çeşitli operasyonları yaptığınızda burada ışıklar yanıyor ya da sönüyor. Bunun dışında cihazın bir micro USB bağlantısı var. Kutusundan bir tane micro USB kablosu çıkıyor. Bir de adaptörümüz çıkıyor. Bu adaptörle beraber şarj ediyoruz. Bu anladığınız üzere cihazın üzerinde bir de pil var. Pili de şöyle arka tarafta biraz böyle zor açılan bir kapağımız var. Bu kapağı çıkarttığınız zaman biraz zor açılıyor yalnız onu da söyleyeyim. Bu kapağı çıkarttığımız zaman pile de ulaşmış oluyoruz. Şöyle bir pilimiz var. Pilin özelliklerini de söyleyeyim. 3.7 volt ve 2000 miliamperlik bir pilimiz var. 7.4 watt saatlik bir pil bu. Yani gücünü bu pilden alıyor. İçini açıp baktığımızda ise bir adet microSD bellek kartı yuvasını görüyoruz. Bir de sim kart yuvamız var. Sim kartımızın üzerindeki data hattını buradan paylaştırmış oluyoruz. Burada cihazın üzerinde iki tane adet tuş var. Hemen yan yüzde konumlandırılmış. Bu tuşlardan birisi açmak için, diğeri de kapatmak için kullandığımız bir tuş olduğunu söyleyelim. Şimdi gelin cihazın teknik özelliklerine hep beraber bir göz atalım. Zyxel WAH7601 Portable Cat 4 LTE 4G Router'ın 2 tane dahili anteni bulunuyor. 4G desteğinin olduğunu söyleyelim. 10 adete kadar cihaz paylaşımı yapabiliyorsunuz. 8 saatlik bir 4G paylaşım imkanı bulunuyor. Üzerindeki pille beraber mini sim kart yuvamız var. LED lamba ile işlev takibi yapabiliyoruz. SD kart içerik paylaşımı yapabiliyor. SMS kota, APN ve pin yönetimimiz mevcut. IP güvenlik duvarımız da var ve birçok yani benzer özelliği de bulunuyor. 3.7 voltluk 2000 mAh'lik bir pilimiz var. Fiyatı ise 500 TL. Şimdi gelelim ürünün kullanımı ile ilgili birazcık deneyimlerimizi aktaralım. Az önce gösterdiğim gibi pilini çıkartıyorsunuz. O sim kart yuvasını bir tane sim kart taktığınız andan itibaren o sim kartın üzerinde bir data hattı varsa oradan otomatik olarak o datayı kullanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde çok zor bir özelliği yok. Yani kullanımla ilgili çok zorluk bir tarafı yok. Birçok ayarı buradan erişebiliyorsunuz. Cihazı açtığınız zaman bulunduğunuz yerde bir Wi-Fi alanı oluşturuyor. Ve siz de bunun üzerinden kullanmaya başlıyorsunuz. Az önce söylemiştim videonun başında. Normal bir cep telefonundan bunun ne farkı var? Bir de diyeceksiniz ki ben cep telefonunda da bu işlemi yapabilirim. Ama şöyle düşünün arkadaşlar. Cep telefonunu eğer böyle sürekli kullanacaksınız bu şekilde. Yani bir hotspot olarak Wi-Fi access point olarak kullanacaksanız biraz sıkıntı oluşturabiliyor. Neden? Pili bitiriyorsunuz, cihazı kullanmanız gerekiyor, telefon geliyor veya başka şeyler yapmanız gerekiyor. O zaman kullanmanız sıkıntı olabiliyor. Paylaştırdığınız kişiler açısından söylüyorum bunu. Eğer böyle mesela yazlıkta kullanayım ben, bir tane hat atayım içine, oradaki bütün datayı da bu cihaz üzerinde kullanayım diyorsanız bence güzel bir ürün olmuş. Yani birazcık spesifik bir ürün bu arkadaşlar. Yani normalde evet cep telefonunda yaparsınız bu işlemleri ama bu ürün sürekli olarak bir access point'e ihtiyacınız varsa kullanmanız gereken bir cihaz. Ve özellikle şunu da düşünün. Profesyonel anlamda da yani ticarette de kullanabileceğiniz bir ürün. Mesela diyelim ki bir dağıtım ağınız var. Bu dağıtım ağınızda işte dağıttığınız ürünlerle ilgili fatura kesmeniz gerekiyor. Bunun için de internete bağlı olması gerekiyor o araçta. Araca bundan bir tane koyuyorsunuz. Bağlantısını yapıyorsunuz. Pili bitmeyen bir access point'iniz olmuş oluyor. Ondan sonra da istediğiniz gibi internete bağlanıp gerekli ayarları yapıp faturalarınızı kesebiliyorsunuz. Böyle senaryolarda da kullanılabiliyor ama son tüketici açısından baktığımızda en mantıklı senaryo
yazlığa gittiniz, internetiniz yok orada, 3 ay oradasınız veya kısa sürelerle gidiyorsunuz. Birkaç kişiyle beraber, ailenizle gidiyorsunuz, çoluğunuz var, çocuğunuz var. Kendi telefonunuzdan paylaştırmak yerine şöyle bir cihaz alıp bütün interneti paylaştırmak gerçekten de makul ve mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Hız anlamında baktığımızda ise ürünün bize sunduğu hızlar 150 Mbps download, 50 Mbps'e kadar da upload hızı sunuyor. Zaten hani günümüzdeki şebekelere baktığımızda 4G şebekesinde bu değerleri görebiliyoruz. Eğer iyi çeken bir yerde bulunuyorsanız. Makul bir hız olduğunu da söyleyebilirim. Eğer bu tarz bir ihtiyacınız varsa Zyxel'in bu ürünü tam da sizlere uygun bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Zyxel'in WAH7601 isimli bu taşınabilir router'ı. Oldukça ilginç bir ürün. Çok fazla örneği yok bu arada piyasada. Biz daha önce bir tane Zyxel incelemiştik. Ona benzeyen bir ürün. O biraz daha büyük ve kabaydı. Bu daha küçük ve ince ve şirin bir ürün olmuş. Onu da söylemekte fayda var. Eğer bu ürünle ilgili merak ettiğiniz şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında bize sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu bizim için önemli. Aynı zamanda bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip ederseniz çok seviniriz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.